Selamlar herkese arkadaşlar. Selam, hoş geldiniz. Şimdi abi direkt meseleye girelim. Pazar Banyosu'nun 3. bölümündeyiz. Bu arada bugün abi, daha doğrusu bugün saat 5'te bekliyorduk da dün akşam saat gece 1.30-2 sularında son derece hayati, yani şans gibi, balık tutmak gibi bir şey benim de önüme düştü o tweet. O saatlerde Twitter'daydım abi. Sen neden yayınlandığını biliyorsun değil mi bu arada? Evet. Linklendi, işte zorunda kaldılar. Evet evet, tızdırılınca. Hatta bizim orijinal videomuz burada falan filan, evet, diye GTA, evet. Öyle yazık. Şu ama rekorlar kırdı, izlenme rekorları. Evet, öyle bir izlenme yok ya. Şu an 50-60 milyon. Milyon oldu ve 10 saatte falan. Yani sonuç olarak benim de şansım önüme düştü abi video. Yani hatta Anonymous şey yaptı, retweetledi. Ben linkini izlemedim, direkt orijinalini izledim. Direkt orijinalini izledim, aynen. Yani bir 10 saat kadar erken yayınlandı abi video. Benim abi esas merak ettiğim şey ne biliyor musun? Ben bu videoyu, fragmanı izlerken bence benimle aynı duyguyu yaşayan binlerce insan var. Neden duygulandım ya? İnsan şeyi hissediyor ya, yıllar ne çabuk geçti moduna giren bence bir sürü oyun sever izleyici de vardır diye düşünüyorum. Ben sanırım buradan duygulandım abi. Yoksa oyunu görüp de öyle bir tip değilim yani. Hani Trevor falan. İşte. Ya ben bu fragmanda ekstra şeye çok mutlu oldum. Asla şüpheler gerçekleşmedi. Ya işte kendi ruhunu kaybeder mi? Sinematik hikaye tabanını bırakırlar mı falan, bırakmamışlar. Evet. Canavar gibi yapmışlar ve trailer'da kimsenin hayal kırıklığı yaşayacağını düşünmüyorum ben. Aslında ciddi bir hayal kırıklığı yaşayan kitle var abi internette. Ya onlara var ya, ne versen. Bunu diyenler de var. Abi aynen. Bir insanın bundan daha ötesini ne bekleyebilirsin? Ben şöyle bir yorum gördüm. GTA Vice City ile San Andreas'ı modlayın, birleştirin, alın size GTA 6 diye bir. Bir fragmanda ne anlamış da böyle bir saçma sapan yorum yap. Ya bu internet toksikliği var ya hocam. Yani çok ciddi bir kitle var bu arada. Hayal kırıklığına uğradık falan filan. Ben kesinlikle o kitleden değilim arkadaşlar. Çok gaza geldim. Fragmanı aşırı derecede beğendim. Ya bir fragmanda şöyle bir şey var. Rockstar Games onu resmen anlamamızı istemiş yani. Diyor ki ben diyor RTX nimetinin köküne kadar faydalanacağım diyor abi. Şimdi ben onu şöyle anlamadım. Şu an bizim videoda gördüklerimiz bilgisayar grafikleri mi, konsol grafikleri mi? Çünkü ilk başta konsola çıkacak oyun. Evet. Biz bu gördüğümüz o mesela şeydi sahnesi değil mi? Böyle arabalar spin atarken o stol. Işık sahnesi. Abi, evet, o abi. Gerçekten dedim ki bu ray tracing dedim yani. Şey de çok iyi. Kızın saçlarını savurduğu bir sahne var. Sarışın kızın. Evet, sarışın. Peki aynen. Neden orada ray tracing var olduğunu düşündün ki saçları savurmada? Abi o ışık ya sonuçta, o detayları görmeni sağlayan şey. Fragmanlar oyun motorunun kendisiyle yapılıyor. GTA, Rockstar hep öyle. Hani RP'nin bu kadar, roleplay olayının bu kadar tutulmasına rağmen ve online'dan inanılmaz bir para kazanmalarına rağmen senaryoyu bırakmamış abi. Senin ama şöyle. GTA yaptığı için roleplay'i o kadar tuttu. Sen onun çıkışını yok sayarsan, o kadar paracı olursan o Rockstar'ın gerçek, o Rockstar vibe'ı kalmaz yani. Rockstar'ın vibe'ı orada. Tabii o Rockstar. Abi bu arada şey ya, oyun camiasının şeyiler ya. Direkt kişisi. Direkt kişisi yani oyun sektörü. Evet, bu arada yani. Sadece oyun değil, entertainment sektörünün de ekonomik olarak evet, hala en büyük markası. Evet. Yani hiçbir film, müzik bu kadar para kazanmamıştır bir işinden. Adamlar evet. Bak ilk PlayStation 3'e, Xbox One'a çıkardılar. Sonra PlayStation 4 PC MC geldi. Sonra PlayStation 5 Enhanced versiyonu diye çıkardılar. Yani 50 kere sattılar aynı oyunu. Evet, biz senin şu buzdolabına çıkmadı oyun. Aynen öyle oldu. Bayağı zaten muhtemelen çıktığı ilk anda acaba kaç satacak? 100 milyon, 200 milyon. Böyle bir izlenme yok ya. Yani çok inanılmaz bir satış rakamına ulaşacaklar abi. Senin dikkatini çekti mi bilmiyorum, o kısımlardan bahsedeceğim sana. Abi fragmanın girişinde kadın karakter Julia, yanlış hatırlamıyorsam. Öyle bir şey, kadın Lucy de olabilir. Hatırlarsınız, kadın karakter diye bahsediyor. Kadın karakter başka bir kadın karakterin karşısına oturuyor ve ona şunu soruyor abi diyelim. Neden burada olduğunu biliyor musun diyor. Ama onun sonuçta şey, hapishane görevlisi, polis, evet, memuru evet, falan. Şey gibi, onlar da var. Ben de hapishanenin psikiyatrisi gibi sandım. O da ki bilmiyorum, kötü şans ya yani, sanırım kötü şans gibi cevap veriyor abi. Sonrasında fragman giriyor abi. Burada 2-3 tane varsayım var Soner. Bunlardan birincisi, biz oyunu aslında bir film gibi, hani senaryo bağlılığı da bu filmlerde çok kullanılan bir teknik ya. Bir suçlu kadının işte hastane psikiyatrisine ya da hapishane psikiyatrisine daha doğrusu anlattığı hikayenin flashbackleri şeklinde oynayabiliriz. Oyuna, açık dünya bir oyuna bunu nasıl yedirebilirsin ki? Senaryo modunda yedirebilirsin. Zor. Yani şimdi sen sinematik girdi, video girdi ve oyun seni saldı. Sen tamam. Aslında açık dünyadasın o sırada ve evet. Bitti ilk sekans. Sonra oyunun başına mı dönüyorsun flashback'le? Olabilir. Niye? Yani biraz GTA'nın... Orada yaşadıkların ne olacak? Evet yani GTA'nın mantığına biraz ters o konuda. Tabii. Böyle flashback'le öyle bir sıkıntı. Dümdüz doğrusal bir şey yaşamışsın. Şöyle olur. Evet. Bir tek ilk videoda senin dediğin gibi sonunu gösterir. Sonra başa döner. Bir de oyun bitene kadar o sekans gelmez. Yani ben açık dünyadayken zaman değişmesi bilmiyorum yani. GTA'da zaman değişmesi çok acayip olur.
fragmanda dikkatini çekmişsindir. İnanılmaz bir sosyal hayat söz konusu. Sosyal medya, sosyal hayat. Evet, o sosyal medya ayrıca gelelim. Tabii canım. Her yer çok kalabalık. Bir sürü insan var sahilde, plajlarda koşanlar, edenler, yürüyenler falan filan. Doğal olarak oyun içerisinde bir sürü senin müdahale edemeyeceğin random olay gelişecek gibi duruyor. O yüzden bu flashback olayı yalan olabilir. Yani sıkıntılı olabilir. Yalan derken bir kere oyunun yani başında yapar. Yapabilir. İkincisi abi, bir senaryo daha var. Oyunun başlangıcında senin bir de erkek karakter görünüyor ya. Sevgilisi. İlk görevimiz kızı oradan kurtarmak da olabilir. Evet. Ya bunları düşünmek bilmiyorum. Benim çok meramda var bu değil. İlk oyun nasıl başlayacak? Ya ben tamamen şey diyeyim, atmosferindeyim. Yani yapabileceklerim. Aa, yani bir dakika. Kendi teorimi çökertmek istiyorum. Şeyi, flashback'i mi? Hayır. Ondan bir sonraki söyledim. Yani kızı kurtarma görevini. Yayınlanan bir fotoğraf var ya. O fotoğrafta kızın ayağında takip cihazı bağlı abi. Ya fragmandan bir kare almışlardır. Yok ya, şey geliyor diye, release bilmem ne diye bir afişleri var ya bunların. O afişlerde kadın karakterinin ayağında şey bağlı. Takipçi. O afiş neredeymiş? Görmedim ben. Ne bileyim, ben de internette gördüm. Şartlı tahliye kelepçesi. Hocam bak, bu şeye dönmesin. Jelibon rezervine dönmesin. Araştırdım ben ya, var öyle bir şey deyip de falan. Çünkü adamlar bir tane boş Vice fotoğrafın siluetin üstüne ilk fragman dediler. 5 Aralık sonra 4 Aralık'a döndü. Ondan sonra ilk fragman yaralı. Şimdi bu fake paylaştılar. Olabilir. Ben onu bilmiyorum. Bunu gördüğüm evet için söylüyorum yani. Hani böyle bir durumda hiç gerçekleşmeyebilir yani. Ya şey mevzusu var mesela. Neden şey koymuyorlar? Lisanslı araba markalarını koymuyorlar. Sen o mevzuyu biliyor musun neden? Biliyorum. Neden? Ya bilmiyorum. Neden? Ben de onu merak ediyordum. Niye biliyorum dedin ilk başta? Biliyorum derken lisanslı seni test arabalar edeceğim diye. Şu an biliyorsun da beni mi dinleyeceğim onu merak ediyorum. Ben şuna cevap verdim. Lisanslı arabaları koymadıklarını biliyor musun? Evet biliyorum. Hmm. Nedenini biliyor musun? Beklemiyordum. Bir iki mevzu var. Net olmamakla beraber. Mesela Forza'da var. Lisanslı var, arabalar. Evet, evet, Forza'da ne yok? Arabalar hasar almıyor. Alıyor. Kapatabiliyorsun. Almıyor gibi bir şey. O hasarı açsan bile şey çizik alıyor. Bilmiyorum. Asla bir GTA'daki gibi. Yok lan, tuz buz oluyor araba. Hurdaya döndüğünü görmedim ben Forza'da dönüyor, hiç arabanın. Dönüyor. Yanlış bilgin, yanlış. Tamam bayağı bunu geç. Ağzı burnu dağılır. Aynen. Ben hiç Forza'da görmedim ya. Kapalı oynamışsındır. Açarsan görürsün. Allah Allah, şey oluyor mu araba? Ya şimdi markalar kadar onu göstermek istemiyor diye biliyordum. Bir bu. Ben hani farı marı patlıyor yani. Ya farı patlar ama araba böyle oluyor mu gerçek mesela? 400'de giden bir araba çarptığı zaman pres olur. GTA'da da pres oluyor mu? Patlıyor. 400'e gitmiyor arabalar ama patlıyor, patlıyor falan filan. Bir... Senin bu teori çekti hocam. Tamam yani. Bir ben bu vardı. Tamam aynen, kıllatmayalım aynen. Bir aynen bu vardı. İki işte şey suç ya oyun. Evet, aslında şey, hani suç oyunu. Markalar kendini kötü reklam yapmak istememesi. Bu. Ha, bu daha mantıklı. Yani mesela benim Lamborghini'mle gidip Vice City'de bir banka soyamazsın. Tam evet, bir banka evet tavrı. Aynen aynen. Reklam veren tavrı yani. Aynen aynen. Abi niye, ben gerçek hayatta da Lamborghini'me atlayacağım, gideceğim banka yani. Zaten ya Lamborghini sıradan niye banka soysun lan? Sana bir iki bir trik vereceğim. Belki bunu da görmeyenden emin değilim abi. Aylar önce GTA Online'a bir tane tişört eklenmiş. Bak onu bilmiyorum. Aynen. Bu tişörtün üzerinde tarihler var abi. İnsanlar şeyi bulmuşlar. Şimdi Amerikalılar tarihleri şey yazıyor ya. Ay, gün, yıl şeklinde yazıyorlar ya. Ne saçmadır ya bu arada. Oğlum yazıyor ama 04.01.2025 yazıyor. Hayır biliyorum. Yazıyor. Ayrı konudan bağlamdan çıkıyorum. Ha değil mi? Saçma, öyle yazmak. Yani. Evet, onu ayrı bir videonun konusu. Tartışırız. Orada abi fragmanın yayınlanacağı tarih görünüyor. Yani bugünün tarihi görünüyor. 4 mü 5 mi diyor? Bir de ayrıca bir tarih daha buluyorlar. O da 04.01.2025. Yani Amerikalıların tarih algısına göre 1 Nisan 2025'e denk geliyor. İlk sorumu cevapladım. 4 Aralık mı diyor, 5 Aralık mı diyor? Onu bilmiyorum ki, onu kontrol etmem lazım. Ha okey. Görsele bakmam. Şimdi mesela 4 Aralık yazıyorsa daha büyük olay. Demek ki bu sızıntımızın da komple senaryo. Oo. O önemli değil ya. Adamların açıkladığı tarihe ithaf ediyordur o tişört. İnş. Mesela 5'te açıkladılar ama 4'te çıktı. O tarihte 4 yazıyorsa her şey ona PR. Ona tabii şu an ekrana vermiş olabiliriz onu büyük bir ihtimalle. Yani ben şu an gerçekten hatırlamıyorum. Orada bir 1 Nisan tarihi var. Yani oyuncuların da şu an fokuslandı. Yani 1 Nisan 2025'te mi çıkacak abi diye. Bu bence bir şaka. 1 Nisan şakası. Ya evet ya, ama olmayan bir şaka yani. Genelde ama GTA'lar, şey yani o Amerikalıların tatil dönemi var ya işte. Kasım, Aralık, işte bu Eylül, olduğumuz dördüncü çeyrek denilen Q4. Christmas. Aynen. O zaman çıkar diye biliyorum ben. Düşünüyorum. Evet. Genelde o tarihlerde çıkmış. Bir tane istisna varmış galiba. GTA 4 1 Nisan'da çıkmış. GTA 4 de var ya. Teknoloji konusunda şimdi kadar gelmiş geçmiş en üst GTA'dır bu arada. Aa, onu hiç hatırlamıyorum ben. GTA 3'den 5'e geçtim direkt. Yani 1-2 okey. Alacak mı lan oyunu? $110 falan diyorlar. Net. $300 olsun de alırım. Bak ben beni maalesef biliyorsun. Öyle bir durum. Ben MacBook kullanıcısıyım. Gaming PC'm bile yok benim. Gaming PC'm yok. Konsola çıkacak ve net bir tane konsol alacağım. Evet, bu oyun çıktığı gibi bu konsol alacağım. Bu oyun için alacağım ve yıllardır zaten yok, söylüyorum. Yok GTA konsolda o kadar zevkli olmaz ya. Yok oynadın mı? Linçleneceğim büyük bir ihtimalle. Ben yok GTA 4'ü de. Ben konsol oyunculuğunu seviyorum. Hedef alıyorsunuz ya.
Abi çok silah konusunda değil yani, olay atmosfer, araba sürme, gezmek yani şey yapılabilir. Bir de aslında konsolların klavye mouse desteği var. Aracı bir kutuyla yapılıyor değil mi hala? Hayır, şu an full desteği var PlayStation'da, Xbox'ında. Sen direkt USB'lere var onun cihazların. Tam getirmiş işte adamlar. Neyse. Ama yapımcılar desteklemiyor klavye mouse şeyde. Diyorlar ki online oyunda şeyi bahane gösteriyorlar. Tamam ama PUBG yaptı onu. Klavyeli olanlar ayrı server, mobilden girenler ayrı. Onu da geç. Abi single player'lara getir sadece. Online'a koyma, tamam. Online'a yasakla. Single player'a getir. Orada bir, bence hocam orada bir şey var yani. Markaların arkada bir Johnny Money'liği var diye düşünüyorum. Çünkü ya, bak Türkiye'deki bazı oyuncular anlamıyor. Hani çok sinirleniyorlar. Neden PC'ye çıkmıyor? Çok saçmalık. Olur mu saçmalık ya? Şimdi PC zor bir mecmua. Konsola göre. Çünkü mesela $500 abi PlayStation 5. Sen $500 alacağın bir PC'de PlayStation 5 grafikleriyle o performansta oyun oynayamazsın. Oynayamazsın. Türkiye'ye çevirince belki yurt dışında $500 PC'yle yine mi olmaz? Yine olmuyor. Olmuyor. Bu net bir şey. Ve hocam şimdi şeyi düşünmüyor insanlar. GTA tam FIFA gibi de aslında. Sen modladığın zaman, roleplay'ine girdiğin zaman power user denen kitle oynuyor ama normalde GTA ilk başta benim babam için de tanıtılıyor. Çünkü yani FIFA gibi totale hitap eden bir oyun. Adam PC'ye girmiş, onun o launcher'ı bil. Baba adam takacak ya da indirecek, şak girecek oyuna. Şu konfor. O yüzden konsolda çok daha keyifli olur. Evet, PC ondan geç. Abi PC gamer'dan ben de çok haz etmiyorum. Yok, ben GTA 6 için konsol almam çünkü Lütfi de var. Onda 4 var ya, 5 onun kuzeninin de. Fark etmez artık. O artık arkadaşının kuzeninin konsolunda çalmazsın ya. Farklı arkadaşlarımla konsola. Bir de ben konsol oyunu sevmiyorum, beceremiyorum abi oynama meselesini. Ama bir yıl boyunca bekleyecek mi? Beklerim abi, ne olacak bana ne, ben çoluk çocuklu adamım ben. Oyun için ya. Abi yok, GTA 6'nın ben o ilk deneyimini bir yıl boyunca bekleyemem, alırım. Ya ben beklerim ya, Twitch'ten izlerim abi. Ben... Onu alırım ya. Ben Twitch'ten izlerim abi. $70-80 bandında olur ama büyük ihtimal. 100 küsur dolar zannetmiyorum. Yok, $110 kesin diyorlar ya. $110. Kim diyor? Enis Kirazoğlu. Enis Kirazoğlu diyor, söyledi o. Ben hiç duymadım. Benim yemek gidiyorum. Şey, Enis Kirazoğlu. Ben her videosunu izliyorum. Başka birisinden mi izledim bilmiyorum. Ya Enis'ten izledim ya başkasından, evet. Bir $110 bir para meblağı dönüyor. Çok Türkçe'ye çevirdiğinde yaklaşık 3000-3200 lira işte, ıvır zıvırıyla. Rockstar işte asla Türkçe dil desteği getirmiyor inatla mesela. Getirmez abi, senin pazarının onun açısından bir... Abi yani o konuşulan dillerde emin ol bizim pazarımızın da çok geri kalır yanı yok, ben sana söyleyeyim. Yok abi, rakamlar pek öyle demiyor ya Soner. Abi yok. Niye Steam bitim gidiyor? Ben bir gün bir video izledim. Steam Türkiye'den çekildiğinde Türk oyuncuları kaybetmiş olacak. Ya oğlum yani... Steam ama yani bak, sence çekildikten sonra mı bu gerçekle karşılaşacak? Abi biz çekildik, millet bizden alışveriş yapmıyor falan, böyle farklı şey ama yani. Steam'in komple kütüphanesi, fiyatlandırması, developerlarla anlaşması... Yok abi, bizim pazarın dolar kaç? Zor iş. Ama abi 28 TL bir dolar. Yani. Tamam onu bak, Steam'in çekilmesi anlıyorum da bir oyunun Türkçe'ye çevrilme maliyeti Rockstar'a koyar mı? Yok, maliyetinden değil yani, senin kitle olarak orada bir şeyin yok. Ama sosyal medyada Türkçe PR yapıyorlar. Ona para harcıyorsun. Sen girer RP'de Türkçe konuş. Arapça var mı? Arapça da yok galiba. Ve Arap kütlesi zaman... çok büyük para kazandırıyor. Bu tamamen işte şey. Olabilir o zaman. Yani onu demek istiyorum yani. Çok da böyle dile getirmek zaman, istemiyorum ama. Bak o zaman sen haklı olabilirsin abi. Ben sana... RP serverların... Buraya bakalım da böyle. RP serverların ayakta kalmasının sebebi Arap kullanıcılar bu arada. Genelde MENA buralarda oynandı diye biliyorum ben de. Neden ama? Yani neden? O kadar büyük PR bütçelerini falan nasıl çıkartıyor RP serverları? Nasıl çıkartıyor? Arap kullanıcının oyuna bastığı paralarla. Yani RP'nin şöyle bir katkısı da olacak abi. Şimdi bence Rockstar tarafı roleplay'deki o büyük kitleyi ve parayı gördükten sonra abi, fragmanda çok fazla vurgusu yapılan bir şey var, sosyal medya. Ya bana soracak olursan GTA'nın kendi içerisinde kendi fenomenleri olabilir. Bu bir ütopya geliyor bana, biraz da distopya geliyor. Peki sana bir şey soracağım abi. Şimdi Twitch'te veya farklı platformlarda roleplaying yapan yayıncılar, ne zaman ki işte Adrian'ın sunucu kapandı veya bu roleplaying olayı sanırım Evren'in sunucusu üstünden gidiyor genelde. Onda o kapatınca... En büyüğü oldu. Evet, o kapatınca olay bir sönüyor yani. Aynen. Adamın yüzünü görmüyor. Bir polis karakterini abi, oyunun içerisindeki birini canlandırıyor. Yüzünü görmüyor, sadece sesini duyuyor. O karaktere bağlanıyor ve bu adam 9000, 10000, 13000, 15000, 20000 falan izleniyordu bu yayıncılar. Bu furya bitip bu yayıncılar yüzlerini göstermeye başladıkları anlarında, bu onların kötü yayıncı olması veya tiplerinin bozuk olduğundan söylemiyorum. Bu çok normal bir şey yani, hepimizin başına gelebilir. Normal bir konseptle giriş yaptıktan sonra yüzlerini gösterdikten anda çakıldılar. Şimdi zaten GTA canlı yayın platformlarında o
izleyicilerin işte o Adrian'ın sarı bilmem kim karakterinin izlenmesi de bilmem neyle zaten kendi sosyal medyasını roleplay içerisinde kendi metaverse'ünü zaten oluşturmuş. Şimdi onu sosyal medyayla birlikte bence oradan bir para beklentisi içine girdi. Neden devasa bir marka bir tane GTA 6 fenomenine modlarla bilmem nelerle canlı yayın yaptırmasın ki kendi şeylerini onu? Twitch'i egale edip oyun içinde mi yayın yapacaklar diyorsun? Oyun içinde tabii. Oyun içinde yayın. Bak bu zaten live görüntü görünüyor ya, biri canlı onlar, yayında hepsi ona yorum atıyor. Onların hiçbir online ile alakası yok. Onların hepsi offline, story tabanlı şeyleri, görüntüleri. Tamam, normalde olmayacak mı yani? Hayır, canlı yani fragmanda görünüyor. Ya o canlı yayın büyük ihtimalle şey ya böyle bir hani nasıl GTA 4'te 5'te yukarı tuşuna arrow key'ye basıyordun da telefon çıkıyordu ya. Evet. Onun gelişmiş olduğu alemine geliyor. Hani sosyal medyada post atabileceksin. Bir de şey var, influencer ablalar var mesela, fotoğrafını falan çekiyorlar ya. Evet. Ya da yayın açıyorlar falan. Yani influencerlık var büyük ihtimal oyunda. Bence var abi kesin. İnfluencerlık var ama hani oradan yayın açayım. Hani biri oturup yayını izleyecek oyun içinde falan. Bu metaverse'e girer artık. Abi tamam da zaten Adrian'ın 50 bin kişinin 60 bin kişinin izlediği şey bu değil mi? Evet ama oyun içinde onu yapar mı adam? Bir aynı tarayıcısının şey, konforuyla şey olmayacak ki. Ya bu şey gibi ya. Fortnite'da konserler falan düzenleniyor ya. Ya o da var ya hayatımda gördüğüm. En dandik olay. Abi ben millet abartıyor. Konser Eminem evet, konser. Abi, ya şimdi bak motion capture'la adamı yakalasan ve gerçekten bir performans sergilese diyeceğim tamam hani dijital konser hani evet, ortama abi. Çağa adapte olsunlar. Boomer kalma da ulan zaten Spotify'daki şeyin üstüne evet abi, bir de bunlar konser diye falan. Ama sonuçta yer yerinden oynadı ve çeşitli markalar bu işlere reklam bastılar. Sponsor oldular. Bence Rockstar bunun kokusunu aldı abiciğim. Ne olursa olsun bu adamlar parayı seviyor. Ya bu dediğin olay birkaç yıl sonra olur. Oyun çıktıktan yıllar sonra olabilir. Sen bayağı şey diyorsun ama artık Rockstar meta'ya dönüşecek diyorsun. Abi bence bunu yapacaklar. Çünkü başka türlü yani nasıl olabilir oğlum? Yani oyun Rockstar'dan bunu bekliyorum abi. Sen diyor adam tweet atıyor, rekor kırıyor. YouTube video atıyor, rekor kırıyor. Neden olmasın? Neden olmasın yani? Aynen. Neden olmasın ama o kadar da hani şey değil. Tam Rockstar, oyun sektörünün gerçekten Rockstar'ı. Ama bir Microsoft, Google, Apple'da değil. Onun development süreci yani daha GTA Online 3 dakika, 5 dakika bekleyip oyuna giriyordun. O kadar yani tamam evet, Rockstar da. Hatta Reddit'in bir yerde bir çocuk çözmüştü sonra çocuğun modunu Rockstar'a satın almış. Aynen yani Rockstar da hani. O abi kadar da değil. Sonuçta insan var arkasında. Onunla ilgili bir şey söylemiyorum ben. Sonuçta insanlar çalışıyor. Ama gerçekten o sosyal medya görüntülerinden ben böyle bir gaz edildim ya. Ya bence o birazcık şey olmuş biraz. Ütopik bir hayal. Aynen. Boş ver abi. Ütopik de olsa olabilecek bir şey. En azından oradaki. Oğlum onu pamplamış adamlar. Görmüyor musun? Yukarı kayıyor. Like atıyorlar. Yorum atılıyor orada. Millet o yorumların, nickname'lerin, sosyal medya profillerine bakmış. Gerçekten var mı yok mu? Ama diye. Bak şunu kaçırıyorsun. Mesela GTA 4'te Ricky Gervais var bir stand-up kulübünde. Biliyor musun onu? Yok. Stand-up kulüpte Ricky Gervais var. Ricky Gervais de bilmeyenler için çok keskin dilli bir komedyen, İngiliz komedyen ve dünyada seveni hani ofansif mizahla ünlü biri. Seveni kadar hater'ı da var. Mesela şey yan görev bu. GTA 4'te Ricky Gervais'i öldürebiliyorsun. Ve YouTube'da video var Ricky Gervais'i GTA 4'te öldürmenin 99 seçeneği diye. Şimdi hani dönemsel öğelere dokunuş yapmayı seviyor Rockstar. Yani bundan 10 yıl önce çıktı abi GTA 5 ve sosyal medya günümüzdeki hali gibi değildi. Hani vardı ama günümüzdeki hali değildi. E tabii ki de sosyal medya öğeleri oyunda hani çekici olması için seni nasıl heyecanlandırmış bak olacak ama bahsettiğin gibi Rockstar'ın içinde bir tane bir sosyal medya falan ya o çok büyük top. Vallahi abi ben olabilir diye düşünüyorum. En azından onu oraya koydularsa böyle bir beklenti ortaya çıkabilir. RP yayını yapıyor. 15 bin izleniyor. Bir yüzünü açıyor. 12 izleniyor. Hani şey de bilemedim. Mantıklı bir düşüş de değil bunu. Mesela ana yayıncısı server sahibi atıyorum Elren. O kurmuş orayı. Bir düzeni var. Baş karakteri oynuyor. Onun yayında olmadığı zaman onu izliyorlar. O da zaten o yayında değilken açıyor yayını. O evreni takip ettiriyor. Ama sonuçta Rockstar'ın kendi starları zaten vardı abi. O sarı neydi ya Elren? O işte onu herkes tanıyordu. Sarı Burhan. Ben abi RP'de hiç yokum. Ben varım ya. Ben de izliyordum ya. Ben seviyordum ya. Hoşuma gidiyordu. Az önce 40 yaşındayım diyordun. 40 yaşındayım. Elren de 35 yaşındayım. O bak o creator. Yani. O yapar. Ben creator miyim kardeşim? ben sen o işin creator'ı yani, ama. Tamam o işin başka birini oturup izlemez diye düşünüyorum mesela. Feyzallık için izliyoruz. Ne yapıyor diye izliyoruz. Bu kadar bu insanlarla bu bağ nasıl kurmuş diye izliyoruz. Bir sürü şeyden izliyoruz. Peki. Bir de seviyorum da ben Adrian'ı. Velhasıl abi belki senaryo bağlamına geri dönmemiz gerekebilir buradan çünkü şunu söylemezsem kendimi kötü hissedeceğim çünkü bunu yaptım gerçekten. Fragmanda çalan şarkının sözlerine baktın mı? Enteresan abi yok. Evet arkadaşlar ben Fragman'ın genel gidişatı içerisindeki aşk sahnelerinin biraz fazlalığı ve şarkının sözlerinden yola çıkarak şunu söyleyebilirim ki bir aşk hikayesi oynayacağız kesin. Aşk temelinde. Yani o evet. İşte sevgilisi için karısı neyse için. Türk versiyonu neydi onun? Kurtarıcı neyin? Fatma ile Cenap mıydı?
tutuyormuş. Hani cenap ne ya? Var ya öyle şeyler. Cenap, cenabet demek değil mi? Ya ne bileyim ben ne demek oğlum. Cenap diye isim var. Cenap, cenabettin demek olsa insanlar cenabettin mi? Ben cenap hiç duymadım. Cenap, işte. Cenabettin nereden çıktı? cenabettin demek olması adam niye çocuğuna cenap alıyor? Bilmiyorum, cenap ismi duymadım ben hiç. Cenap diye isim yok mu oğlum? Ben cenabetin kısaltması diye bilirim. Cenüp. Cenap, ulu, büyük. Saygı değer demek. Nereden cenap konusuna geldik biz lan? Esas sıkıntı o. Ayşe ile cenap dedin. Hardy ile Gardy gibi böyle var ya hani iki hırsız. Hardy Gardy. Celal ile Ceren. Celal ile Ceren değil. Bunlar hırsızlar. Hani ikisi birlikte aynı zamanda sevgililer. Bilmiyorum. Oğlum Ordu. Fatoş ile neydi ya? Fatoş ile Kerem. Aslı ile Kerem. Lan yok. Sevgililer hırsızlar diyorum ya. Hiç bilmiyorum. Nerede? Bu tiyatro oyunu mu? Kitap abi mı? Hayır film bu ya. Bir sürü insan yazdı şu an yoruma ya. Güzel taktikti hocam. Hayır, normalde de yazdılar ya, onu biliyorum işte, yani. Neyse hatırlayamadım, siz hatırladınız. Üstad. Ya o klişeleşmiş senaryo oynayacağız. Bu senaryo çok fazla klişe eleştirisi var. Daha görmedik ama belki katılabilir şu anki görüntüsüyle. Söylentilerden çıkan bu arada, onlara bahsetmişken, araba modifikasyonuna çok evet. Değinmişlerdi. Şeyde gördük, fragmanda çok ciddi, güzel arabalar var. Evet. Araba gösterileri var, arabanın üstünde twerk yapan ablalar var. Mesela ben orada zoom yapıp izledim, twerk'i değil yani şeyden dolayı, o mekanikleri görmek için. O kıvırcık saçlı ablanın yani saçının öne düşüyor falan yani mekanik ama evet, çok acayip. Evet, gerçekten büyüleyici bir çok fragman acayip. İzledik. O çok ayrı bir konu yani. Harbiden büyüleyici bir fragman izledik. Bence yani. Şöyle olacak. Oyun PlayStation 5'e Xbox'a çıkacak. Bir yıl sonrasında da tam şeye denk getirecekler. PC'ye çıkışını PlayStation 5 Pro'nun çıkışına denk getirecekler. Bazıları şey diyor bu önümüzdeki oyun fuarı olacak ya bu videoyu izledikleri gerçi bugün izleyecekler değil mi? Evet. Ya da yarın bu oyun ödüllerinde yayınlanabilir diyorlar da ben çok imkan görmüyorum. Hani fragmandan birkaç gün sonra oyun ödüllerinde gameplay yayınlamaları zor. Zor bir daha adamlar beklendiğini biliyorlar ya öyle bir aceleleri yoktur ya. Bence de yani ama 2 yılda çok acımasız ya. Bir detay daha var abi sen oraya gerçi şey yapıyorsun ama tam katılmıyorsun ama videodan önce de konuştuk da. Bodycam detayı abi orada benim iddiam şu orada bir Unreal Engine 5 ile yapılan FPS oyunlarına bu yeni sırada bir görüyorduk ya aşırı gerçekçi falan. Onlara bir gönderme söz konusu. Oyun içerisinde bir sinematikte de olabilir o an veya bir bölümde fake bir polisi de canlandırıyor olabiliriz. Sana ben oranın olayını söyleyeceğim. O veya gerçekten bodycam'le o görevi yapabiliriz. Bodycam oyunlarının çok gerçekçi olmasının sebebi Unreal Engine 5 ile alakası yok. Son koydukları efekt katmanları. Bir Halation, iki Gren, üç o VFX şeyler böyle. VHS efektleriyle falan. O onlarla retro bir doku katıp filmic look denilen o sinematik dokuyu veriyor sana ve sen eski handycam'le çekilmiş bir görüntüden oynuyormuşsun gibi. Yani o aşırı keskin dijital görünümü kırarak gerçekçi eski bir videoyu, filmi izliyormuş gibi hissettiriyorsun. Ve bu oyunda da çok fazla Halation, film Gren falan var. Bu arada bir gamerlara da tavsiye vereyim. Hani competitive FPS falan değil. Gerçekten story tabanlı. Alan Wake 2 gibi özellikle ya da GTA 6 çıkacak falan. Bu oyunlarda el alışkanlığı hemen girip de ayarlardan, grafiklerden, lens flare, motion blur, film grain, halation bunları kapatmayın. Bunlar işte o dokuyu verir. Bu adamlar ha, salak mı? Kapatmam da hani. Hayır, bunlar salak mı default olarak onları açık böyle? Kimse sorgulamıyor. Hemen kapatıyorlar gelip de böyle. O tamam yani şey oynuyorsan. Belki adamı sistemi kaldırmıyor. Niye adamı? Ha, o zaman tamam. O başka aynen. Ama hani bunları bazıları. Ayıralım yani. Adam belki öyle oynayamıyor. Bazıları şey diye düşünüyor böyle hani şey sistem dosyasını sileyim de FPS arttırayım teknikleri gibi düşünüyor. Öyle bir şey değil yani bu. Değil. Onun bir mantığı var yani. Sisteme girmişken sence çok güçlü bir bilgisayar isteyecek mi abi? Bir sürü insan bununla merak ediyor. Bence 3070'te çok güzel oynarsın 1080p'de. Ben de 3000 ile 4000 serisi kartlarda sorunsuz bir şekilde sorunsuz. 2000'de de oynarsın da atıyorum low grafikte oynayabilirsin. Biraz düşürmen gerekebilir. Low grafikte oynarsın. Evet. Yine de aslında Türkiye koşullarında çok ucuz, ucuz demeyelim de hani düşük, özellikle bir sistemde oynanabilecek bir oyun gibi durmuyor. Oyuna bir de şey diyorlar, 300 GB falan olacak ki bence çok mantıklı. Olabilir. GTA 5 bile 200 oldu evet, update'lerle. Olabilir. Bu oyun 300-400 bile olabilir. Yani şimdiden PC'yi bekleyecekler varsa hala beklesin bence sistem almak için. Çünkü 5000'ler falan çıktığında o zaman alır bence. Son olarak şey değinmek istiyorum. Ekşi Sözlük'te bir yoruma denk geldim abi. Hani son GTA'nın genel mantığını da söylemiş olup bence ufak ufak kapatabiliriz. Çok da başka bir konu konuşacak. Bu arada geçen videoda yorumlar gelmiş hani tartışmanızı çok sevdik normalde insanlar hep birbirini he aynen öyle aynen öyle geçip siz tartışıyorsunuz bu güzel olmuş demişler genel olarak. Biz her şeyi tartışabiliriz zaten GTA 6 bizim ikimizin de aynı düşüncelerde oldu çok nadir konulardan biri. Biz evet, komple zıttız yani hiç birbirimizle aynı görüşte olmuyoruz hiçbir konuda. O zaman bu pazar banyosu bölümünü bitirelim mi inceden sonra? Bitirelim ya GTA 6 çok zamanımızı aldı. GTA 6 hakkında çok daha konuşurduk bu arada. Daha konuşulurdu. Çok evet, daha ama olay vardı. Biraz videoda izledik falan filan bir de yani 1,5 dakikalık sınırlı bir alan söz konusu. Ama her şey çok güzel olacak. O belli. Bir sonraki pazar banyosunda görüşürüz. Hoşçakalın.